ki bu asırda biz Kur'an hakikatlerini hangi tefsirden iyi bir şekilde anlayabilir. Bütün tefsirleri okumak herkesin hakkıdır. Bütün ehl-i sünnet tefsir istifade edilecek ama hasreten bu asırda her Müslümanın mutlaka Risale-i Nur'u okuması, istifade etmesi de şart. Onun için saniyen madem Risale-i Nur bu mucize kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş. Peki Kur'an'ın bu hakikatlerini bize bizim anlayacağımız şekilde güzelce izah eden bir tefsir var mı diye sorulursa evet Risale-i Nur bu Kur'an hakikatlarını bize güzel ispat. Onun için elmas kılıç dedi. Biliyorsunuz maddi kılınç insanın kafalarını koparır. Öldürür. Manevi kılıç küfürlerini keser. İnkarlarını keser. isyanlarını keser. Dalaletlerini keser. Gafletlerini keser. Hangisi daha güzel? Adamın kafasını kesmek mi? Küfrünü kesmek mi? Birinde kafasını kesip cehenneme gönderiyorsun. Birinde küfrünü kesip cennete gönderiyorsun. İşte Risale-i Nur'dir insanların kalplerindeki küfürleri, isyanları kesip cennete adam yetiştiren bir tefsirdir. Elbette gerektiği zaman maddi kılınçta lazım. ıslah mümkün olmayan isyancıların cezalandırılması gibi. O da lazım. Ama o hedef değil. O gaye değil. O geçici. Muvakkat. Vazifesini yapar, çekilir. Ama Kur'an'ın kılıncı, elmas kılıncı her zaman, her yerde ve her durumda. Risale-i Nur da onun manevi bir elmas kılıncıdır. Onun için Risale-i Nur bu asrın fehmine bir dersidir.